Merhaba dostlarım, bu videomda sizlere dünya düşünce ve felsefe tarihinin en önemli isimlerinden Platon veya diğer adıyla Eflatun'un kısa biyografisini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirteyim, Platon Sokrates'in öğrencisi, Aristoteles'in de hocasıdır. Platon M.Ö. 348 yıllarıyla 428 yılları arasında yaşamış, antik Yunan filozofu ve bilgesidir. Dünyada üniversite düzeyindeki ilk kurumlardan biri olan akademinin kurucusudur. Platon, dünya düşünce tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden adamdır. Felsefe ve bilim tarihindeki birçok tartışmanın temelini atmıştır. Hristiyanlık ve İslam gibi pek çok dini de derinden etkilemiştir. Hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles'le birlikte felsefe tarihinin en etkili isimlerindendir. İddialarının büyük bir kısmı bugün hala değerini ve önemini korumaktadır, düşünceye katkıda bulunmaktadır. Platon, tiyatro metinlerine yakın kurgusal diyaloglar yazmıştır, şakalar, espriler yazmıştır. İlgilendiği alanlar bilim, metafizik, sanat, edebiyat, epistemoloji, ahlak, erdem, adalet, politika, eğitim, aşk ve estetiktir. Platon hayatı boyunca işlediği alanları tekrar tekrar değerlendirmiş, bir nevi kendisini eleştirmiş ve yenilemiştir. Yani bunu şöyle düşünelim, bugün ben dini konuda da, sanat konusunda da, edebiyat konusundaki fikirlerim 5 yıl sonra değişebilir, hatta bu düşüncelerimi tam zıt taraftan görebilirim, hatta bunların çok yanlış olduğunu düşünebilirim. Bilim dediğiniz şey de budur. Bilim dediğimiz şey bilinmeyene doğru yapılan bir yolculuktur. Nasıl Einstein Newton'un mekaniğini alt üst ettiyse, Stephen Hawking de onun bir adım önüne geçtiyse, yarın da bir başkası onun önüne geçecektir. Bu da Platon'un ne kadar akıllı, ne kadar zeki bir insan olduğunu ortaya açıkça koymaktadır. Platon, Sokrates'in yanı sıra Pisagor gibi filozoflardan da son derece etkilenmiştir. Platon, gerçek aşka bedensel arzularla değil ruhsal yollarla ulaşılacağını iddia etmiştir. Platon, romantik ilişkiye ya da cinsel ilişkiye karşı çıkmamaktadır. Bugünkü platonik aşk söylemi de oradan gelmektedir. Ancak Platon'un anlattığı aşk tarifiyle bugün söylenen platonik aşk birbirinin aynı değildir. Platon'un doğum yılıyla ölüm yılları arasında çok çeşitli tarihler verilmektedir. Platon'un yaşamıyla alakalı hemen hemen hiçbir kaynak bulunmamaktadır. Platon'un Atina'nın köklü ve asil bir ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldiği, gençliğinde güreşe ve tiyatro oyunları yazmaya meraklı olduğu söylenir. Platon'un bütün hayatını ailesinden kalan mal varlığıyla felsefe yapmaya harcadığı söylenir. Platon'un hayatı antik Yunan medeniyetinin büyük değişimler yaşadığı zamana dek gelmiştir. Platon dönemin diğer varlıklı ailelerinin çocukları gibi gramer, spor ve müzik eğitimi alarak büyümüştür. Platon'un hayatı boyunca iki büyük seyahat yaptığı düşünülmektedir. Birincisi Sicilya ve Güney İtalya'daki Yunan şehirleri, ikincisi İskenderiye, antik Mısır ve Babil gezileri olmuştur. Museviliğin tanrı ve yaratılış anlayışından etkilendiği söylenmektedir. Mısır'da gelişmiş olan kozmoloji, astroloji ve gezilerini tamamladıktan sonra akademi okullarını kurduğu söylenmektedir. Başlıca eserleri Sokrates'in Savunması, Charmides, Kriton, Eutifro, Gorgias, Hippias Minor, Hippias Major, Lon Laches, Lysis Protagoras olmak üzere birçok eseri bugün günümüze kadar gelmiştir. Sonuç olarak Platon, bilim ve felsefe tarihinin en büyük isimlerinden birisidir. Yani Platon, dünya tarihinde akademi okulunu kuran ilk insandır. Yani üniversitenin babası da desek yanlış olmaz. Elimden geldiğince, bilgimin el verdiğince Platon'u size kısaca anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.